Bediüzzaman'ı Mardin hayatı. Hicri 1211, miladi 1893, 1894. Bediüzzaman'ın Mardin hayatı deyince akla dört mevzu ve dört mekan gelir. Birincisi, Mardin'de Mardin alimleriyle iki farklı mekanda şiddetli münazaraları neticesinde birisinde onu üstad kabul etmeleri, diğerinde fikirlerinin doğru, istikametli olduğunu ispat etmesi. İkincisi, Kur'an'ı anlama basamaklarından biri olan Arabi ilimleri öğrenimden ders vermeye geçtiği tarihler. Üçüncüsü, Cemalettin Afgani mesleğini ve Şeyh Sinusi tarikatını anlama. Dördüncüsü, siyasetle ilgilenmek, yani devletin bir şahsın fikriyle değil, meşveret yollu yönetimi anlayıp anlatması. Mekan olarak da Mardin Ulu Camii, Şehidiye Medresesi ve camii de Ensarilerin evi akla gelir. Mardin üleması ilk başta onunla münazaraya kalkışırlarsa da ilzam etmeyi başaramazlar. Bilakis evlatları yaşında olan bu gençte harikulade bir ilmi kabiliyet ve kudret görünce kendilerini üstad kabul ederler. Bu tahsil hayatından ders verme hayatına dönüşüne Kur'ani işaretleri Bediüzzaman şöyle özetlemektedir. Hem min şeceratim mübareketin cümlesi 1311 eder ki o tarihte Risale-i Nur müellifi Risale-i Nur'un mübarek şecere-i kutsiyesi olan Kur'an'ın basamakları olan Ulum-u Arabiye'yi tedrise başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk ederek remzen bakar. Bediüzzaman Mardin'de bulunduğu sıralarda orada iki seyyahla karşılaştı. Bunlardan birisi Şeyh Cemalettin Efkani'nin talebesi, diğeri de Sünusiye tarikatına mensup bir zattı. Bu iki seyyah vasıtasıyla hem Cemalettin Efkani'nin mesleğine hem de Sünusiye tarikatının mahiyetine aşina oldu. Hemen şunu belirtelim ki Bediüzzaman Efkani ve Sünusi tarikatına girmiş değildir. Sadece mesleklerini anlamıştır. Bu ve benzeri sorulara ileride ayrı bir şekilde cevap verilecektir. Bediüzzaman Hazretleri Mardin'de bir derece ahval-i alem ve dünya siyasetiyle hatta Osmanlı memleketindeki ikinci meşrutiyet inkılabının başlangıcı vesaire ile de meşgul olmaya başladı. Hayatının bu safhasını Münazarat isimli eserinde bir sual münasebetiyle şöyle anlatır. İnkılaptan 16 sene evvel Mardin taraflarında beni Hakk'a irşad eden bir zata rast geldim. Siyasetteki muktesit mesleği bana gösterdi. Hem ta o vakitte meşhur Kemal'in rüyasıyla uyandım. Bediüzzaman Mardin'e gelmesiyle birlikte dünya siyasetiyle bilhassa Osmanlı idaresinde hürriyet için mücadele verenleri desteklemek suretiyle topluma ait meselelere de alakadar olmaya başlamıştı. Bu yüzden Mardin'deki hayatı hadiseli geçiyordu. Hürriyet hakkındaki fikirlerini açık bir surette korkusuzca telkin ediyordu. Bazen Mardin'in sokaklarını geceleri dolaşmaktaydı. Bir gece yine Mardin'in yamaçlı, eğri büğrü sokaklarına dolaşırken bir devriye ile karşılaşmış, polis ve jandarmaların ortalarından vurarak geçmiş, bir polis rampadan aşağı yuvarlanmıştı. Hülasa, Bediüzzaman'ın Mardin hayatı hadiseli geçmekteydi.